5 dakikada veri analizini tekrar edelim mi Tonguç öğrenim? Edelim hocam. Harikasın. Çarpı 5 diyoruz ve seninle beraber 5 dakikada veri analizini 5 dakikalık yapacağız gerçekten de. Ve LGS'ye az bir zaman kaldı biliyorsunuz. Şimdi veri analizden kesin 2 tane soru var. Ve bu 2 tane sorunun gelmesi gereken yerlerde sütun, çizgi ve daire grafiği. Ama çizgiden ziyade sütun ve daire grafiğini çok seviyorlar. Şimdiden sorayım. Verileri karşılaştırmak için kullandığımız grafikleri biz sütun grafiği diyoruz. Mesela Türkçe 90, fen 50, matematik 70. Buradan okuyorum ve bunları görürken hemen bunların apartman boylarını hemen üzerlerini yazıyorum ki buradan okuduğum kadarıyla hemen soruları çözebileyim diye. Ardından artış ve düşüşleri görmek için mesela sıcaklık artıyor, sonra sabit, sonra azalmış, sonra yükseliyor gibi ne kullanıyoruz? Aslında çizgi grafiği kullanıyoruz. Daire grafiğine baktığımız zaman da ne kadar pay kapladığı, pamuk 60 derece, mısır 120 derece, toplam kaç derecedir? 360 derece. Harikasın, 360 derece olduğu için burası 180 derece kalıyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik hemen diğer grafikleri daire grafiğine çevirme çok sınavda çıktığı için hemen gösteriyorum. Bir kere kural şu, sütun grafiği verilmiş, daire grafiğini soruyor. Ali Beşir Cemal'in nasıl burada yerleşebileceğini bul bana diyor. İlk başta verilerin toplamını bulacaksın. Apartmanları bulalım. 9, 15 ve 12 katlı apartmanlar var burada. Hemen bunları topladığımız zaman toplamı 36 ediyor. Tüm verilerin toplamını buluyorsun. 9 artı 15 artı 12 dedik. Sonrasında yapmamız gereken şey şu. Orantı ya da açı bölü 360, sayı bölü toplam. Hemen bunu yapalım seninle beraber. Şimdi açımız ne bilmiyoruz. Açımıza x diyelim. Bölü 360 eşittir. Sayısı ne? Mesela Ali'ye bakalım. 9 bölü. Toplamı kaçtı? 36 idi. Bak dikkat et. Bu bunun kaç katı olmuş Eren Bey? 10 katı hocam. Harika. Bu bunun 10 katı olduğu için bu da bunun 10 katı olacak. Yani 10 katı olması için de burası 90 derece olacak. O zaman hemen ne yapıyorum? Tak. Bunu hemen çizdim. Buradaki arkadaşımız Ali idi. Ali'ye 90 derece dedim. Sonrasında dikkat et. Burası 12. 12 bölü 36 eşittir x bölü 360 diyorum. 10 katı 120 derece. Bak hep buradan yola çıkarak yapıyorum. Buraya da 120 derece dedim. Toplam kaç derece oldu? 90 artı 120 210. Geriye kaldı 150 derecede. 150 derecede Beşir arkadaşımız diyoruz. Beşir ve Cemal şeklinde yazıyoruz. Daire grafiğini çizmiş olduk. Şimdi geldik daire grafiğinden yararlanarak verileri bulmaya bakacağız. Şimdi burada 150 derece 90 derece verildiyse ilk başta toplamının 360 derece olduğunu bileceğiz. 150 90 240 eder. 360'tan 240'ı çıkardığımız zaman 120 derece kalır bu koyun ve inek ikilisine ve bunlar birbirine eşittir şeklinde bize bir işaret vermiş. Bak burası 90'dı, burası 150'ydi. Bunlar birbirine eşitse 120'yi 2'ye böldüğüm zaman toplamda 60 derece çıkar koyun ve inek için. Şimdi açıları artık biliyoruz. Açı bölü 360, sayı bölü toplam formülümüz var. 72 hayvan toplam hayvan sayısıymış. Bunu da vermiş bize. O zaman soruyu yapabiliriz. Ne yapıyoruz? Açı 90 bölü 360. Mesela atları buluyorum. Sayı kaç? Bilmiyoruz. Sayısı bölü toplam 72 hayvandı. Şimdi burada bunun 5 katı. Bak bu bunun 5 katı. Yani 72'yi 5 ile çarparsam 360 eder. O zaman buradakini de 5 ile çarptığım zaman 90 etmesi gerekiyor. O zaman sayının 18 olduğunu bulabilirim. O zaman atların sayısının 18 olduğunu bulabilirim. Aynı şekilde diğerlerinin hepsini hesaplayabiliriz. Ve orantıyla da yapabiliriz. Mesela bir örnek. Bak burada hemen orantıyı nasıl yapalım? 360 derecenin içerisinde 150 derece ise tavuk. O zaman 72 hayvanın içerisinde kaç tane hayvandır şeklinde bir orantı kuruyorum. Doğru orantıdır bu. Sonra bu ikisini içler dışa çarpma yapıyorum. Diyorum ki ya kardeşim aslında ben buradan bunun 5 katı olduğunu görüyorum ya. O zaman bu da bunun 5 katı. O zaman burası kaç olması gerekiyor? 30 olması gerekiyor. Bizim aradığımız şey neydi? Tavuktu. Bak tavuğun da sayısını orantıyla buldum. Diğerlerin hepsinin sayısını da bu şekilde bulabilirsin Tonguç Elan benim. Dolayısıyla ne yaptık? Bize verilen toplamı ister formülle ister orantıyla bulduk ve tavuğun sayısını bulduk, atın sayısını bulduk. İstersek şunu da bulabiliriz. Bunları bulduktan sonra toplam kaç eder? 48 eder. 72'den toplam hayvan sayısından 48'i çıkartırsam kaç kalır? 24 kalır. İkisi de birbirine eşitti gördüğün gibi açı olarak. O zaman 24'ü de 2'ye böldüğüm zaman 12. 12 tane koyun vardır. 12 tane inek vardır. 30 tane tavuk ve burada da 18 tane at vardı şeklinde hepsini bulabiliyorum. Süper bir şekilde ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayayım ama öncesinde diyorum ki sana 5 amdere LGS matematikle mutlaka yeni nesil sorulara çalışmanı istiyorum. Buradaki yeni nesil soru rehberimizde artık problemin kalmıyor, onu söylemek istiyorum ve aynı zamanda biliyorsun
LGS son tekrar programımız başlıyor. Şimdiden hazırlıklarını yap diyorum sana ve mutlaka mutlaka deneme çözmeni istiyorum. Denemede süre problemi yaşıyorsan doz denemelerine sahip olacaksın. Eğer gerçekten sınav provası istiyorsan da LGS geri sayım denemelerini çözeceksin. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla bakalım.